Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Bana katılmak için önemli bir karar vermeniz gerekiyor. Bu gece işte cumartesi gecesi saat 2'de uyanık kalabilecek olan kardeşlerimizden ricamızdır. Ayet-el Kürsi 'huzurlu bir ortamda okumalarını rica ediyorum. Öncelikle birinci etapta 40 kişi olmalıyız. Yani 40 kişinin enerjisini birleştirmeliyiz. Yani bu Türkiye'den, Avrupa'dan, yurt dışından, Arap ülkelerinden de olabilir. Yani yorum bölümünde ben bunu hesaplayacağım zaten. 40 kişiyi tamamlayabilirsek iyi olacak ilk etapta. Tabii ki eğer 40'ı devirirsek 100 de iyi olurdu yani. Beraber yapılmalı, yani aynı dakikalarda, aynı saatlerde bu duanın frekansını gerçekten de algılamalıyız yani. Ve bunu gerçekten çok kötü enerjilere karşı savaşmalıyız arkadaşlar. Savaşmak sadece kılıçlarla, toplarla, silahlarla değildir. En büyük silah duadır. Duanın karşısında atom bombası bile dayanamaz. Onun için buna varsanız, İsteyenler tabi yorum yazabilir, istemeyenler bize yine destek olabilirler, yorum yazmayıp da destek olabilirler. Ama ben 40 kişiyi böyle bir okuyabilirim diyebilecek kardeşlerimiz de vardır. Tabi belki kimisi çekinir işte ne olur ne olmaz diye. Onlar da evlerinde yine aynı şekilde katılabilirler. Güç güçtür yani. Biz burada 40 kişiyizdir ama belki de 2000 kişi okumuş olur. Belki de daha güçlü oluruz yani. Bu da var. Her insanın kendine ait bir frekansı vardır. Kimi yüksek frekanstadır, kimi biraz daha düşük. Onun için biz frekanslarımızı düzeltmek zorundayız arkadaşlar. Yani ama bu duayı yaptığımız zaman, bu ayetleri okuduğumuz zaman 21 defa Ayet-el Kürsi ya da biraz daha fazlalaştırabilirsek, tabi daha fazla ayet veya dua bilenler öncelikle 21 tane Ayet-el Kürsi bittikten sonra Nas, Felak suresini bilenler, hani hangi sureyi biliyorsanız, yani tabi ki huşu içinde devam edebilirsiniz. Kimi 21 defa Ayet-el Kürsi okuduktan sonra çekilebilir. İsteyenler devam da edebilir. Yani bu size kalmış bir şeydir. Sizin durumunuza göre, sağlığınıza göre, huzurunuza göre. Çünkü arkadaşlar bunun sebebi bu. Çünkü büyük saldırılar var. Özellikle cumartesi ve pazar ve bazı günlerde de vardı. Ben bunu görüyorum ve şeytanlar şu anda iş başında. Yani bu şeytanlar özellikle birkaç tane kardeşimiz, onları görmüşler. Yani böyle kırmızı gözlü yeşil yaratıklar görünüyor etrafta. Ve çok güzel kardeşlerimizin psikolojisi bozuldu yani. Birçok kardeşimizin psikolojisi bozuldu. Özellikle hocalar bile, çok kaliteli hocalar bile şu anda etki altında yani. Hani düşünün yani, benim bildiğim insanlar var yani, isimlerini vermeme gerek yok. Kimi asabi, kimi sinirli, bir şekilde sıkıntılı insanları görüyorum ve imam insanlar yani bunlar. Hocalar yani, cami imamları yani. Tanıdığım çok insan var. Birçok arkadaşımız üzerinde negatif enerjiler var. İmam, şimdi diyeceksiniz ki imam ayet okumuyor mu? Okuyor. Dua okumuyor mu? Okuyor. Ama bizim bilincimizde böyle bir şey var. Biz okuyalım. Tamamdır. O değil yani mesele. Mesele gece yarıları nerelerde ne yapıldığını tahmin bile edemezsiniz. Yani çok kötü enerjiler bizim üzerimize yönlendiriliyor. Kimi kardeşlerimizin rüyalarına dedikodu şeklinde, bazı insanlara dedikodu, yani onu misal bir insana karşı kötüleme, yani daha sonra şeytan oldukları anlaşılıyor yani. Çıkıyor ortaya yüzleri. O kötü yüzleri ortaya çıkıyor. Kötü enerjiler. Evde huzursuzluk, evde mutsuzluk, çocuklardaki asabilik,
ve doyumsuzluk. Benim demek istediğim şey, herkes bu gece hazırlıklı olsun arkadaşlar. Yani kötü bir şey olacağından değil. Ama hazırlıklı olalım ve birleşelim. Bak saat 2'de, Türkiye saatiyle saat 2'de başlayalım. Hani beraber başlayalım ya Allah, ya Fettah diyerek başlayalım. Yani tabi bizim yaşlı kardeşlerimiz olabilir, onlar hasta olabilirler, yatabilirler. Genç kardeşlerimiz vardır maşallah. Yani maşallah yani. Tabi kendinize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Hepimizin kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu kelime basit bir kelime değil yani. Anlatamıyorum olayı. Metafizik saldırıların varlığını ben bir videoda anlatmıştım ve bunun devletler arasında savaşa sebep olabileceğini de söylemiştim. Çünkü insanları etkisi altına alan bu metafizikler çok büyük sinirle, çok büyük patlamalarla savaşlar meydana getirebilir. Çünkü normalde bu metafizik varlıklar bir insanı ele geçirdiği zaman öyle normal gücü, kudreti olmayan bir insanı, standart bir insanı ele geçirdiği zaman yapacak tek şey kendisini yakar yani. Ama bir devlet liderini ele geçirirse dünyayı yakar yani. Ve o videoda Rusya ve Ukrayna savaşını ben dile getirmiştim yani. Hatta Rusya Ukrayna savaşından bir ay önce, bu kardeşlerimiz bilirler videomuzu. Ve şu anda çok yoğunluklu bir saldırı yapılıyor yani. Rüyalara saldırı yapılıyor, bedene saldırı yapılıyor, eve saldırıyor, sokağa saldırıyor. Gökyüzüne, yağmura. Hani anlayın yani, bizim damarlarımıza kadar işliyor bu iş. Ve en önemli mevkilerde olan imamları bile ele geçirmişler. Hani ruhaniyetleri ele geçirilmiş yani. Adam mesela elinden geldiği kadar Müslümanlığını yaşıyor, Allah diyor. Ama işte o saldırı olduğu zaman ister istemez kontrol dışına çıkabiliyor yani. Çünkü bir saldırı var yani. O kötü enerji ona geldiği zaman farkına varmıyor. Ya erken uyuyor, ya bir şekilde kafası dağınık oluyor. Haberi yok yani adamın. Adamın Müslüman adam yani. İnançlı bir adama. İnançlı bir insan yani. Allah'a da inanıyor. İşte o imam ahirete inanıyor, peygambere inanıyor, Kur'an'a inanıyor. Ama saldırı altında yani. Saldırı altında. Birinci saldırıdan kurtarır, ikinci saldırıdan kurtarır, üçüncü saldırıdan kurtarır ama çünkü kolektif bir gücümüz yok. Kolektif inançımız yok yani, toplumsal olarak yok. Onu biz başarırsak gerçekten de hepsini alabulak ederiz. Alabulak. Tabii ki bu fikrime katılmayanlar da olacak bu videoda. Tabii onların hoşuna gitmeyecek bu mesele. Ben size güveniyorum arkadaşlar. Bu gece saat 12'de hazırlanın. Ve huşu içinde yapılmalıdır. Abdestinizi almanız lazım. Güzel bir şekilde namazınızı kılabilirsiniz. Saat işte çocukları olmayanlar. 11.30'dan başlarsınız namazınıza. Saat 2'ye kadar. 2'den sonra Ayet-el Kürsi'yi 21 defa okumamız gerekiyor ve isteyenler Türkçe'de Allah'a dua edebilirler. Yani 21 Ayet-el Kürsi'den sonra işte dünyanın güzel olması için, mazlumların kurtulması için, kötü enerjilerin gitmesi için, musallatların gitmesi için, insanların huzurda olması için, toplumsal olarak düşün, ben Diyarbakır'da başladı bu meseleye bir fikir olarak girdi. Hani çünkü ben bunu da bir boş kelime değil yani, bunu da başka bir rüyadan alma bir bilgidir yani. Öyle değil yani. Başka önemliydi yani bu. Bu yapılması gerekiyordu. Diyarbakır'dan diyelim. Kaç kişi bunu başarabilir? Kaç tane? Benim videomu izleyenlerden kaç kişi ya da daha fazla kardeşinize ulaşabilirsiniz. Yani böyle bir olayın olduğunu, gerçekten de bunu yapabilir miyiz? Kim bunu yapabilir? Ayet-el Kürsi'yi bilenler var mı? Ya da Arapçasını okuyabilirsiniz ya da Türkçesini alıp okuyabilirsiniz. Yani bunu ne yapabilirsiniz? Yani illa ki ezberiniz olmayabilir. Kimi insanın ezberi güçlü değil. İstanbul'dan kaç kişi çıkacak? Eskişehir, Ankara, İzmir, hani
Avrupa'dan da kardeşlerimiz var yani. Almanya var, Hollanda var, Kanada var, ABD var. Müslümanlar her yerde yani. Lübnan var, Suriye var. Benim takipçilerim arasında yani birçok ülkede var. Ben şimdi size listeyi açarsam şaşırırsınız hani. Birçok ülkeden beni dinleyen kardeşlerimiz var. Özbekistan var, Kazakistan var. Bunun için arkadaşlar, bu kelimemi Azerbaycan'ı unutmayalım. Önemli bir takipçi kitlem de var orada. Şimdi kardeşlerim, hepimiz kardeşiz bak. Öncelikle biz bu ırk meselesini bir köşeye bırakalım. Tamam mı kardeşlerim? Hani Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış, İngilizmiş, Almanmış, onları bırakalım yani. Bu mesele bizi bir yere götürmeyecek. Biz toplum olarak, kardeşler olarak, kırmızı kan olarak, hani hepimiz kardeşiz. Adem ve Havva'nın evlatlarıyız. Kardeşiz. Önce bunun bilincine varmamız lazım. Ve huşu içinde bu 21 defa Ayet-el Kürsi okumamız gerekiyor. Ve devamında Nas suresini bilenler, Felak suresini bilenler de istedikleri kadar okusun. Ve daha fazla da okumak isteyenler de daha fazla hasenat alacak inşallah Allah'ın izniyle. Ve hem evini korumuş olacak, hem şehrini korumuş olacak, hem mazlumları korumuş olacak. Ama bu duanın içerisinde siyasi işleri karıştırmayın. Yani bunu da rica ediyorum. Yani siyasi olayları karıştırmayın yani. Siyaseti karıştırmayalım. Allah'la birleşelim yani burada. Siyaseti karıştırırsak o zaman işin gücü bitmiş olur. Frankasımız düşer yani. Onu düşü yapmayalım. Gerçekten de bu duayı mazlumlar için yapalım. Yani tüm dünyadaki mazlumlar için yapalım. Ve gerçekten de bu metafizik saldırının durdurulması için. Çünkü bir toplum kendini düzeltmedikçe Allah Kur'an'da diyor ki ben onları düzeltmem diyor. Biz kendimizi düzelteceğiz. Kardeş olacağız. Kardeşlik için. İnsanlık için. Afrika için. İşte dünyanın her neresinde bir zulüm varsa orası için dua edeceğiz. Bu kadar basittir. Bunu inşallah anlamış oluruz. Yapmış oluruz. Herkes elini taşın altına koysun. Kimseden para istemiyoruz. Hani 21 defa Ayet-el Kürsi'yi okuyacak kardeşlerimizi biliyorum. Tahminime göre 40'ı geçeceğiz yani. 40'ı geçeceğiz. Bu bir yardım kampanyası değildir. Hani bu mazlumlar için yapılan bir duadır yani. Toplum olarak yapılması gerekiyor. Yani bir kişinin yapmasıyla diyelim ki bir kişi yapar. İki kişi yapınca ne oluyor? Daha fazla düşünün. Bir cemaatte iki kişi namaz kılarsa nasıldır? 100 kişi kılarsa nasıldır? Onların oturuş, kalkış frekansları bile evrene öyle bir gidiyor ki o dua yani cemaatle yapılan namazın onun için faziletleri yüksek, çok çoktur yani. Eğer ki o cemaatin içinde gerçekten Allah'ın veli kulları varsa yani sadece kişileri al oraya değil yani. Onların inançları ne kadar temiz. Eğer diyelim ki 100 kişilik bir cemaat içinde o 100 kişinin içindeki insanların %90'ı velidir, iyidir, salihtir. Onların işte o gücü var ya çok muhteşemdir yani. Atom bombasını geçer. Hani ama diyelim ki 300 kişilik bir cemaattir namaz kılıyor ama işlerinden münafıklık var. Şeytanlık var. Bunların duaları beter olur. Yani daha fazla felakete neden olur. Daha fazla kötü enerjiye neden olur. Onun için ruhaniyetin temiz kalması için kendimizi bileceğiz yani. Kendi duamızın nereye gideceğini bileceğiz yani. Tüm insanlık için, tüm mazlumlar için yapılması gerekiyor. Bir grup için değil. Bir siyasi grup için değil. Tüm insanlık için. Hepsine. Mazlumlara. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Allah bizimle olsun ve yorum bölümünde yorumunuzu ekleyebilirsiniz. Eğer ki sizin yanınızda kardeşleriniz arasında birileri bu şekilde bir duaya katılmak isterse onlara da bildiri yapabilirsiniz. Özellikle benim iki tane Instagram hesabım var. Güzel Dünya. Güzel Dünya 313. Orayı takip edebilirsiniz. Orada dini konular paylaşıyorum. Yani zaten orayı takip ederseniz diğer ise Çetin Tatar 85. Burada biraz daha özel resimlerimi, çocuklarımı paylaştığım bir yer. İşte size
bunu anlatmak istiyorum. Takip edebilirsiniz. Bir de eğer bu duruma katılabilecek kardeşlerimize sesleniyorum. Özellikle hafta sonları yapmamız gerekiyor. Cumartesi, pazar. Tabii hafta içine de bunu yapabilirsek çok güzel olacak ama insanların sıkılmaması gerekiyor. Buna huşu içinde yapılması lazım bir şey yani. Huşu içinde olmuyorsa yapmayın yani. Ben size bunu söylüyorum. Huşu içinde değilseniz, o anda stresliyseniz, sıkıntılıysanız onu yapmayın. En iyisi bekletin. Yani bir gün, iki gün sonra yapabilirsiniz. Her gün, haftanın 7 günü saat Türkiye saatiyle 2'de kim müsaitse yapsın yani bunu. Artık bunu bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Artık 40 kişi en az grup olsun yani 40 yani. Ama eğer 40'ın üzerine çıkabilirsek 100, 200'e çıkarabilirsek, 500'e çıkarabilirsek, 1000 kişiye çıkarabilirsek ne mutlu bize yani. Biz bu şekilde küçük bir sayıyla başlayalım. Yani aslında 40'ın büyük gücü de vardır. Başlayalım böyle. 40 kişi olacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Size güveniyorum. Eğer siz yapamıyorsanız bile yapabilecek kardeşlerinizi kanala yönlendirebilirsiniz. Ya da Instagram hesabımı verebilirsiniz. Bir şekilde onlar da yapabilirler. Ya da siz onlara söyleyin. Kanalı vermeseniz de olur. Hani siz onlara söyleyebilirsiniz. Böyle bir kardeşimiz var. Bunu söylüyor. Çünkü kötü saldırılar var. Benim bildiğim bazı şeyler var da her şeyi açıklayamıyorum buradan. Siz bunu yapabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Allah bütün yaptıklarınızı görür ve yaptığımız her hatayı görür ve yaptığımız her hasenatı görür. Bunun farkında olun. Yapacağınız dualarda yanınızdaki melekleri de unutmayın. Sizi görecekler ve sizin gerçekten de Allah için olduğunuzu görecekler. Kalbinizden geçenleri görecekler. Onun için siyaseti işinin içine koymadan, kendi cemaatini işin içine koymadan, kendi ırkını işin içine koymadan, sadece tüm mazlumlar için yapılmalıdır. Hani mazlumun dini sorulmaz diye bir hadis de vardır. Ve bu şekilde geçerim arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.